Merhaba arkadaşlar. 19. dersimizdeyiz. Bu 8. sınıfa yeni eklenen bir konu, bilginiz olsun. Türkiye'de kimya endüstrisi. Şöyle yakınlaştıralım. Bununla ilgili sorular çıkabilir çünkü güncel bir konu ve TEOG soru hazırlayan kişiler de güncel konulardan soru hazırlamayı seviyorlar. Günlük hayatta kullandığımız birçok kimyasal maddelerden üretilir. Kimya endüstrisi alanında bazı ürünleri şimdi vermiş aşağıda. Şimdi onlara bakalım biz. Yani bunlar yeni ürünler, yeni üretiliyor. Bakın ilaçlar, normalde gerçekte böyle bir ürün yok. Kimya sayesinde üretiliyor. Kozmetik ürünler, deterjanlar, boyalar. Bunların ham maddeleri farklı. Yani yeni bir işlenme sonucu ortaya çıkan ürünler. Gerçekte böyle bir ürün dediğim gibi yok. Kimya endüstrisi alanında üretilen ürünler hayatımızın her alanda karşımıza çıkmaktadır diyor. Ülkemizde mesela nedir? Gıda maddeleri, kullandığımız parfüm, kremler, hastalandığımızda kullandığımız ilaçlar, giydiğimiz kıyafetler, temizlik malzemeleri, işte binaların yapı malzemesinde kullanılan eşyalar. Bunların hepsi kimya endüstrisinde ve kimya fabrikalarında üretilmektedir. Bu kadar alanda etkili. Kimya endüstri dünya tarihinin en eski endüstri dallarından bir tanesi diyor. Yani en fazla insanlar bunun üzerine uğraşmışlar. Buradan çünkü bir şeyler elde etmek istiyorlar. Ve her geçen gün gelişen, günümüzde de çok ciddi anlamda gelişen bir endüstri bu. Kimya endüstri normal endüstrinin en temel taşı. Çünkü bütün ürünler buradan yapılıyor. Ciddi bir istihdam alanı vardır. Peki bu alanlar nelerdir? Bakın dediğimiz gibi tekstil alanı vardır. Kağıt üretimi vardır. Boya vardır. Otomotiv vardır. Deri üretimi gibi alanlar bu alana girmektedir. Kimya endüstri ürünlerin üretilmesi için işte fabrikalarda işlendikten sonra bunlar üretiliyor ve yeni bir ürünler elde ediliyor. Ve artan tüketimden dolayı bu ürünlerin üretilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü yeni yeni ürünler gerekiyor ve bunlarla endüstri uğraşıp yeni ürünler piyasaya sürmüş oluyor. Kimya endüstrisinde üretim yapan fabrikalar ülke ekonomisine çok fazla katkı sağlamaktadır. Yani bir nebze bu sanayi gibi bir şey. Mesela Avrupa ülkelerin sanayisi çok güçlü olduğu için ülkeler zaten çok güçlü. Ülkelerde üretilen kimyasal ürünler ve bu ürünler kişi başına tüketimi de o ülkenin gelişmişlik düzeyini ne yapar? Gösterir. Ülkemizde kimya endüstri bakımından gelişimine katkı sağlayan kurumlar var. Şimdi bu kurumların adlarına bakalım. Nedir bunlar? Makina Kimya Endüstrisi, MKA olarak da geçiyor. Peki. Hani bu silahların falan üretildiği yer. TÜBİTAK zaten çokça meşhur, bilinen bir şey. Bilimsel araştırmaların yapıldığı bir yer. Üniversiteler vardır yine bununla alakalı ve sivil toplum kuruluşları da yine bu alanla ilgili çalışmalar yapan yerler. Mesela Tema Vakfı gibi hem doğayla ilgili çalışmalar var. Kimya sanayi ürünlerinin %30'u tüketici tarafından tüketilirken %70'i diğer sanayiler tarafından, yani bir başka sanayinin ürünü için başka bir sanayiyi kullanmak gerekiyor. Böyle paradoks gibi bir şey. Türkiye'nin ihraç ettiği kimyasal ürünler. Bununla ilgili mesela Milli Eğitim kitabında grafik var. Hani biz ihraç mı ediyoruz, ithal mi ediyoruz bununla ilgili. Türkiye'nin ihraç ettiği kimyasal maddeler şunlar. Mesela plastik ve mamulleri, yani onun plastiğin diğer ürünlerinden bahsediyor. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların ürünleri, kauçuk eşya, organik kimyasallar, anorganik kimyasallar, eczacılık ürünleri, mesela Türkiye'nin kendine ait bir ilaç firmaları var. Gübreler, sabun ve deterjan, yapıştırıcılar, tutkallar, işte barut, patlayıcı madde ve türevleri, diğer başka türleri, muhtelif kimyasal maddeler, gliserin, bitki mamulleri, yağlı maddeler, kozmetikler, uçucu yağlar, fotoğrafçılık ve sinemada kullanılan ürünler, işlenmiş amyant ve karışımları Türkiye'nin ihraç ettiği ürünlerdir. Yani biz bunları üretip dışarıya satıyoruz. Peki Türkiye'nin en çok ithal ettiği, yani dışarıdan aldığı ürünler nelerdir? Kimyasal maddeler. Plastikler. Yani biz bunu hem dışarıdan alıp üretip farklı bir versiyonu dışarıya satıyoruz. Yine tıp ve eczacılık alanında da yine dışarıdan ürün alıyoruz. Organik kimyasallar, inorganik kimyasallar. Bu boyacılıkta kullanılan kimyasal maddeler, mineral kimyasal gübreler, işte sabun, deterjan, diğer temizlik ürünleri,
ilk şeklinde olmayan plastikler. Hani biz burada mesela dikkat ederseniz, bakın sabun, deterjan kendimiz de üretiyoruz. Dışarıdan da alıyoruz. Yani örnek mesela diyelim ki alo bir deterjan var. Bunu kendimiz üretiyoruz. İşte başka bir persil diyelim. Bunu dışarıdan ithal ediyoruz. Bunun gibi böyle düşünebilirsiniz bu olayı. Bu kısmı geçiyorum şöyle. Evet, geldim buraya. Kimya endüstrisinde çalışan bazı meslekler, yani bu alanda çalışanlar kimlerdir? Yani zaten kimya olduğu için bakın kimyagerler bu alanda çalışıyorlar. Sonra kimya mühendisleri, kimya teknikerleri, üretim mühendisleri, polimer mühendisliği, tehlikeli madde güvenliği danışmanı. Yani bu tehlikeli bir madde var. Bununla ilgili eğitim veren, danışmanlık yapan yerler var. Bunlar bu meslekle ilgili olan kısımlar. Evet. Dediğim gibi bu alan bu şeye yeni eklendi. Bilginiz olsun. Bununla ilgili sorular sorabilir. Daha çok Türkiye'nin ithal ve ihraç ettiği ürün grafikleriyle alakalı sorular var. Bilginiz olsun. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.